Hangisi, bu ev mi? Evet kumandan. Türklerin evleri. Hepsi birbirine benziyor. Londra'dan sana hediye almıştım, onu unuttum. Ne aldın? Gene ne unuttunuz acaba? Sen ne yapıyorsun burada? Çok büyük bir şey değil. Senin ne işin var burada? Hemen karargah haber verin. Azize. Azize. Bana bak. Bana bak, topla kendini. Derhal ortalıktan kaybolman lazım. Saklan, tamam mı? Hemen git buradan. Kimse seni görmesin. Askeri al şunu. Komandanım. Bakmayın öyle, yok bir şey. Karargaha gidiyoruz. Siz dördünüz, burada kalın. Geri kalanlar bizimle gelsin. Hayat beni bugüne dek kor ateş gibi imtihanlardan geçirdi Azizem. Vatanım kadar ailemle de, düşmanım kadar dostumla da, aklım kadar kalbimle de sınandım. Yaralı bereli de olsa tüm yangınlardan çıktım. Ama bugün başka. Bugün kalbim bana düşman. Nefsim bir büyük yangına kurban oldu. Suçluluğun elemle, pişmanlığın öfkeyle, hiddetin nefretle karılıp kavrulduğu bir ateşti karşıma çıkan. Söndürmek için kendimi orta yerine attım. Azizem, bugün o ateşte ben de yandım. Beni tanıdınız. İddialı bir kumandan olduğumu biliyorsunuz. Ancak yine de erken konuşmayı sevmem. Yaklaşan bu taarruzumuz savaşın sonunu getirecek demek istemem. Lakin Türkler için sonun başlangıcı olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten Türkler kendi aralarında bir kavgaya tutuşmuş vaziyetteler. Ayrıntıya girmeyeceğim, lakin bu kavgada benim de parmağım olduğunu bilmenizi isterim. Tebrikler kumandanım. Gel. Kumandanım. Mühim bir toplantıda olduğumu ve rahatsız edilmek istemediğimi söylemedin mi? Evet kumandanım, fakat bunu kesinlikle duymak istersiniz diye düşünmüştüm. Girdin madem söyle. Yüzbaşı Yannis öldü. Daha doğrusu öldürüldü. Ne zaman öldürüldü? Kim öldürdü? Az önce kumandan. Öldüren General Cevdet. Aç. Aç kapıyı asker. Otur evladım, otur. Aç kapıyı.